Bir önceki videomuzda YOLO versiyon 3 ile birden fazla özel nesne tanımak için eğitim veri setini oluşturmanın hızlı ve kolay yolunu incelemiştik bundan bir önceki bölümde. Şimdi bunun ikinci bölümünü çekiyoruz. Bu örnekte domates ve çilek olmak üzere iki tane nesne seçtik. Daha fazla sayıda nesne de olabilir. Biz basit olması için iki tane seçtik. Şimdi bu işlemi yaparken Google Colab kullanacağız. Yani Google'ın Collaboratory denilen bize ücretsiz bulut imkanı ve ücretsiz GPU imkanı sağlıyor. Bu da bir işlemleri yani eğitimle ilgili işlemi hızlı yapmamızı sağlıyor. Bununla ilgili The AI Guy web sitesinde, YouTube sayfasında bizimle paylaştığı hazırlanmış hazır Colab linkini kullanacağız. Buna tıkladığımız zaman bu sayfanın linkini ve Colab linkini size vereceğim. Zaten bu sayfaya girdiğinizde The AI Guide bu Colab linkini veriyor. Şimdi burada ilk önce hazır bir notebook var. Yani Jupyter notebook var. Kolaboratörün çalışma şekli bu şekilde. Burada zaten adım adım adımları anlatıyor. Ben de üzerinden adım adım geçeceğim. İlk olarak bunu drive'a kopyala diyeceğiz ki kendi drive'ımıza. Bunu kullanabilmek için bir Gmail hesabınız olması gerekiyor. Bu Gmail hesabı olan herkes ücretsiz bir şekilde kolaboratörü kullanabiliyor. Drive'a kopyala dediğinizde şu anda bizim için bir kopya oluşturuyor. Ve artık biz bu kopya üzerinden devam edeceğiz. Yani kendi drive'ımızda kopya üzerinden devam edeceğiz. Şimdi ilk adım olarak GPU'muzu notebook'umuzun içinde aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için burada edit diyor ama biz düzenleye geleceğiz. Düzenleye tıklayınca not defteri ayarlarına geliyoruz. Not defteri ayarlarına tıklayınca bende GPU tanımlı. Fakat sizde eğer daha önce hiç kullanmadıysanız non yazıyor olacak. Yani hiç tanımlı olmayacak. Burada GPU'nun seçilme olması lazım. Çünkü biz Colab'ın bize sunduğu ücretsiz GPU'yu kullanacağız. Ben iptal diyorum çünkü zaten bende GPU tanımlı. Bu adımı geçtikten sonra ikinci adımda klonlama işini yapıyoruz. Neyi klonluyoruz? Darknet'i. Şimdi bu YOLO versiyon 3, YOLO Darknet üzerine kurulu. Ve Darknet'i bizim kullanabilir hale gelmemiz için önce şuradan klasörüme tıklayarak klasördeki değişiklikleri bakın çalışma zamanına bağlanıyor diyor. Şu anda kolaboratörde yaptığınız her şey belli bir zaman 24 saat sonra kaybolur. O yüzden burada size şu anda bir RAM ve disk tanımladı kolaboratörü. Burada ücretsiz bir şekilde sizi bir bulut imkanı sağlıyor. Virtual Machine imkanı sağlıyor. Ve bunun üzerinden işlemleri yapacağız. Şu anda bulut üzerinde çalışıyoruz. Önce Darknet'in reposunu klonluyoruz. Yani Darknet'i yüklüyoruz. Buraya tıkladığımda sol tarafa dikkat edin. Şu anda adım adım bakın ben ilerliyorum. İsterseniz burada ilerleme durumunu çalıştırma işlemini tümünü çalıştır da diyebilirsiniz. Ama şu anda ben adım adım görelim diye bu işlemleri adım adım yapacağım. Şimdi Darknet'i klonluyor. Ve bizim şu anda ilerleme durumumuzda sol tarafta klasörlerdeki gelişmeleri de takip edeceğiz. Bu işlem tamamlandı, done diyor. Bir sonraki adım Makefile dosyasını, Makefile'ı işleyecek. Bakın şu anda bir müddet geçtikten sonra Darknet yüklendi burada sol tarafta. Bunu açarsak Darknet şu anda YOLO'yu kullanabilmek üzere bilgisayarımızda yüklü durumda. Bunun içerisinde bakın Makefile kısmı var. Bu Makefile'ı oluşturmak için bu ikinci adımı çalıştırıyorum. Çalıştırmak için buradaki ok işaretine basmanız yeterli. Bu Makefile'ı değiştirerek GPU ve OpenCV'yi enable ediyoruz. Yani aktif hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada Makefile dosyası var. Darknet klasörü içerisinde. Şimdi üçüncü adıma geliyorum. CUDA. CUDA denilen Nvidia'nın bu iş için kullandığı bir araç. Bunu da verify ediyoruz. Yani CUDA'yı burada kullanacağız. Nvidia CUDA'yı, compiler driver'ını kullanacağız. Bu işlem de yapılmış durumda. Şimdi make komutuyla Darknet'i inşa edeceğiz. Yani Darknet'in son aşamasını da tamamlayıp burada kullanılabilir hale getireceğiz. Bunu da çalıştırıyorum. Fakat bu işlem biraz zaman alacak. O yüzden burada videoyu bir durduracağım. Sonra devam edeceğiz. Yüklemeden sonra sol tarafta Darknet isimli klasörümüzün gelmiş olması gerekiyor ve bunun içerisinde de
config ve obj gibi klasörleri görüyoruz. Şimdi burada üçüncü adımda YOLO weight'leri yüklemek için burada bir adım tanımlanmış. Bu aslında normalde biz kendi nesnemizi tanımlayacağız ama bu adımı da burada yazdığı için çalıştırıyoruz. Fazla uzun zaman almayacağı için bunları da çalıştırarak bu weight'lerin yüklenmesini sağlıyoruz. Ama biz bu weight'leri kullanmayacağız. Kendi özel nesnemizin ağırlıklarını, weight'lerini oluşturacağız. Sadece burada yazdığı için çalıştırıyorum belki ileride gerekecektir diye. Ve define helper functions, yardımcı fonksiyonları tanımlamak üzere de buraya da çalıştırıyorum. Şimdi bu ağırlıkları, weight'leri yükledikten sonra standart YOLO versiyonu için bu nesne tanımanın çalışıp çalışmadığını görmek için bir deneme yapabiliriz. Burada mesela datanın içerisinde person.jpg diye standart bir resim var. Bu darknet detection'ı çalıştırarak bu resmi tanımasını, yani standart weight'leri kullanarak bu resmin tanımasını sağlayabiliriz. Burada burayı çalıştırdığımızda aşağıda gördüğünüz gibi CUDA'yı çalıştırdı. Ve evet, şu anda çalışarak bu tanımlamayı yapacak. Yalnız burada şöyle bir konu var. Bunu burada ekranda göstermiyor. Bakın bu resim içerisinde dog, köpek, insan ve at resimleri olduğu ve bunları yüzde kaç oranla doğru olduğunu burada gösteriyor. Fakat burada resmi göstermiyor. Prediction.jpg isimli resmi göstermek için ayrıca imshow komutunu kullanmamız gerekiyor. Onu da burada çalıştırarak imshow komutuyla predictions.jpg'i çalıştırarak evet bu resmi, yani standart weight'leri kullandı şu anda. Bizim kendi oluşturacağımız özel weight'lere daha gelmedik. Bu şekilde denemesini de yapmış olduk. Burada drive'ımızdaki klasöre erişmeden bir adım önce drive'a erişim için bir şifre otorizasyon kodu kullanmamız gerekiyor. Bunun için bu metot 2 Google Drive kısmına yukarı çıkıyoruz biraz bu notebook'un içerisinde. From Google Colab import drive, sonra drive.mount content G drive isimli bölüme tıklayarak, buradaki oka tıklayarak burayı çalıştırıyoruz. Sonra şu linke tıklayarak, bu linke tıkladığımızda bize bir erişim kodu veriyor. Bu erişim kodunu buradan kopyalıyoruz. Kopyalaya tıklayarak kopyalıyoruz. Ve buraya gelerek authorization kodu yapıştırıyoruz ve enter'a basıyoruz. Bu işlemi yaptığımızda drive'ımıza erişim sağlanmış oluyor. Ve bundan sonra da my drive'ımızın olduğu yere my drive şeklinde kısa bir isimle değiştirmek için, sembolik bir link bağlamak için şu kısmı çalıştırıyoruz. Ve bu kısımda bizim my drive'ımıza bağlanmış oluyor. Şimdi bu my drive'ın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için Google Drive'ımın içerisinde images diye bir klasör açtım. Ve buraya bir plain.jpg diye bir resim yükledim. Şimdi bunu çalışıp çalışmadığını görmek için burada my drive images plain.jpg'i çağırarak bunun nesne tanımasını çalıştırmak istiyorum. Bakalım o resimdeki nesne tanımayı tanımlayacak mı? Evet, burada çalıştırdı ve gördüğünüz gibi bu uçak resmindeki airplane'i %86 oranda doğrulukla tespit etmiş oldu. Training'e custom YOLO version 3 object detector, yani kendi custom, kendi özel nesnemizi tanımlaman için. Bunun için de birinci adımda resimleri, dataset'i toplama adımını zaten birinci bölümde, bir önceki bölümde yaptık. Onu da işte Google'ın Open Image dataset'ini kullanarak yaptık. O yüzden burayı da geçiyorum. Şimdi bunu isterseniz manuel de yapabilirsiniz diyor. Labeling image yapabilirsiniz diyor. Orayı da geçiyorum. Şimdi moving your custom dataset into the cloud. Yani buluta bu custom dataset'imizi yükleyeceğiz. Bunun için bir önceki videoda seyretmenizi öneriyorum. Orada biz strawberry ve tomato diyor resimleri 300'er tane topladık. Şimdi orada topladığımız resimleri ben boşalttım. Label'ı almadım. Label yazan klasörü almadan. Onların hepsini OBJ, yani object'in kısaltılması anlamında OBJ isimli bir klasörün içine attım. Burada hem domates hem de çilek için 300'er tane, 300-300 toplam işte 600 adet veri var. Gerçi 4 tanesini bir şekilde aynı isimde olduğu için kabul etmedi. Yani yaklaşık olarak o kadar. Burada bunların her biri bir text dosyası, bir resim dosyası. Böyle bir dosyaya attıktan sonra buna sonra sağ tıklayıp bunu sıkıştırma, ziplemek için arşive ekle dediğinizde
Buradan da zip'i seçiyorsunuz. Yani RAR değil de zip'i seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ben bunu zaten yaptığım için siz tamam diyeceksiniz ve size şöyle bir obj.zip isimli bir dosya oluşturacak. Sonra bu dosyanızı alıp Google Drive'ınızda, Google Drive'da kendi Google hesabınızda, yani Gmail hesabınızdaki Drive'a yüklüyorsunuz. Orada yüklü olması gerekiyor. Ben tekrar bizim kendi özel nesnemizi tanımlama bölümüne iniyorum. Aşağı indiğimde artık bizim şu anda My Drive YOLO versiyon 3, yani kendi klasörümüzün bulunduğu yerde obje.zip dosyası var, biliyoruz bunu. Ve bunu şimdi çalıştırarak buradaki dosyaları görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi obje.zip dosyası burada bulunuyor. Şimdi bu zip dosyasını root direktörüme, yani buluttaki root direktöre yükleyeceğim. Onun için burayı çalıştırıyorum. Burayı çalıştırdığımda bu zip dosyasını açıyor. Bu işlem de tamamlandı. Şimdi bunu unzip yapacağım. Bu dosyayı açacağım. Tabii dosya büyük olduğu için bu işlem biraz zaman alabilecek. O yüzden burada durduracağım. Obje.zip dosyasının doğru şekilde yüklendiğine emin olmak için şunları kontrol etmemiz lazım. Root direktörüsünde obje.zip dosyasını burada görüyor olmamız lazım. Ve aynı zamanda o zip dosyayı açtığımız için onların da yerleştiği yer Darknet'in içinde, datanın içinde, data klasörünün içinde OBJ diye bir klasör olacak. Ve bizim bütün resimlerimiz, yani daha önceden yüklediğimiz bütün resimler burada text dosyalarıyla birlikte hazır durumda olması gerekiyor. Evet, şimdi de config dosyasını oluşturmaya sıra geldi. Aslında YOLO'nun kendi config dosyası var. Bunu kullanarak biz üzerinde kendi özel config dosyamızı oluşturacağız. Wait dosyamızı da biraz sonra eğitim yaparak oluşturacağız. Bunun için burada anlatılan yoldan farklı olarak burada hatalar aldım. O yüzden ben kendim yapmayı tasarlıyorum. Burada Darknet'in klasörünün içerisine girdiğinde config dosyasına, config klasörüne tıkladığınızda config içerisinde YOLO 3, YOLO versiyon 3.config dosyasına geldiğinizde burayı yanındaki 3 tane noktaya tıklayarak indir diyerek indirebilirsiniz. Bunu dosyanıza zarar verebilir demesine rağmen sakla deyip yükleyebilirsiniz. Ve bunu indirdiğinde YOLO 3.config dosyası indirilmiş olacak. Şimdi bunu sağ tıklayarak Notepad'le, Notepad++ kullanıyorum ben. Bunun üzerinde bazı değişiklikler yapacağız. Bununla ilgili en önemli ilk değişiklik, en başa gidiyoruz. En baştaki iki tane değeri, yani şu batch eşittir 64 diyenin, bu bakın devre dışı bırakılmış. Bunu açıyoruz, bu batch'i düzeltiyoruz. Sonra da subdivision eşittir 16 dediğini de açıyoruz. Fakat bunun yerine de yukarıdaki batch'i devre dışı bırakıyoruz. Pardon. Evet. Ve onun altındaki subdivision'ı da devre dışı bırakıyoruz. Bundan sonra Ctrl F yazarak YOLO diye arattırmaya başlıyorum. Şimdi 3 tane YOLO bulacak. Bunları bulduğu yerlerde bir takım değerleri değiştireceğim. Bu YOLO ile ilgili olan kısımlarda classes sayısını, 80 değil benim sınıf sayım, 2. Ve filter sayısını değiştireceğim. Filter 255 değil. Bu filter sayısında da şöyle bir yol izliyoruz. Sınıf sayım benim 2. 2 artı 5, 7 eder. Bunu da 3 ile çarpıyorum, 21. Bunun filter sayım da 21 olacak. Burada convolutional kısmındaki bu değerleri değiştiriyorum ve YOLO'nun altındaki classes diyen değerleri değiştiriyorum. Şimdi bir sonraki YOLO değerini buluyorum. Burayı düzelttim. Sonrakini buluyorum. Evet. Şimdi yine buradaki classes kısmını 2 yapıyorum ve filter kısmını yine 21 yapıyorum. Yine tekrar tıklayarak sonrakini bul dediğimde bir tane daha var. Buradaki classes kısmını da 2 yapıyorum. Filter kısmını da 21 yapıyorum. Bunları düzelttim. Ve tekrardan arattırmak için class diye arattırarak emin olmak için bakıyorum. Evet, buradaki classes 2,
Bu da 2. Bu da 2. Başka da yok. Filter diye de arattırıyorum. Filter diye arattırdığımda da convolution'un kısmında 32 diyen yer var. Burayı da 21 olarak değiştiriyorum. Bir tane daha buluyorum. Filter 64 diyen yer. Pardon, burada bunları değiştirmiyorum. Bunlar 32 kalıyor. Çünkü sadece ben yolların altındaki yerleri değiştiriyorum. Bütün filterları değiştirmiyorum. Burada bir hata yapmayalım. Sadece YOLO yazarak arattırdıklarımızı değiştiriyorum. Bir tane daha değişiklik yapıyorum. En başa tekrar geri dönüyorum. En başta maximum batches diye bir yer olması lazım. Evet, şurası. Burası da benim iki tane sınıfım var. Bu iki tane sınıfımı kaçla çarpıyorum? 2000'le çarpıyorum. İki tane sınıfımı 2000'le çarpıyorum. Dolayısıyla 4000. Maximum batch o 4000 olacak. Şuradaki step kısmında da bu 4000'in %80'ini alıyorum. Yani 3200. Burada da 4000'in %90'ını alıyorum. O da 3600. Evet, bu değişiklikleri yaptıktan sonra şimdi kaydet diyerek bunun ismini kaydettim. Bunu şimdi kapatıyorum. Dosyanın olduğu yere geliyorum ve bunun adını YOLO 3, bakın şurada belirttiği gibi aşağı iniyorum. Hangi isimde yapmamı istiyor? YOLO 3 custom config. Burayı kopyalıyorum. Kopyalayarak bu dosyanın adını bu şekilde değiştiriyorum. Evet. Evet, config fazla oldu. Evet, bu şekilde değiştiriyorum. Şimdi bu dosyayı alıp Ctrl C demiyorum. Drive'ımın olduğu yere geliyorum. Drive'ım nerede? Burada. Bu dosyayı alıp drive'ıma şöyle tutarak götürüyorum ve drive'ıma yapıştırıyorum. Böylelikle config dosyamı da burada drive'ıma yerleştirmiş oldum. Şimdi bu oluşturduğumuz config dosyasını burada bizim buluttaki klasörümüzün içine almamız gerekiyor. Onun için bu adımda cp komutuyla my drive'da bulunan bu config dosyasını burada bulunan, yani darknet'in içinde bulunan bu config klasörünün içine atmak için bu komutu çalıştırıyoruz. Komutu çalıştırdığımızda şu anda o aktarma işlemini yapıyor. Bunu kontrol etmek için şimdi config dosyamıza girerek, neydi bizim dosyamızın adı? Custom config, YOLO versiyon 3 custom config. Bunu şimdi aşağıya doğru inerek var olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Evet, YOLO versiyon 3 custom config burada. Bunun burada olduğundan emin olmamız gerekiyor. Sonrasında devam edebiliriz. Evet, şimdi sıradaki adımda obj.names ve obj.data isimli dosyalara ihtiyacımız var. Bir de bir sonraki adımda train.text diye bir dosya oluşturmak için bu da bizim kullanacağımız pathleri, yolları belirliyor. Bunun için bu sayfada, örnek aldığımız sayfada, The AI Guy'ın sayfasında GitHub adresi var. Bu GitHub adresine tıkladığımızda burada çıkan dosyaları, bakın burada YOLO V3 versiyon klasörün içerisinde image'ler de var. Fakat bize şunun içindeki dosyalar lazım. Buradan koda tıklayıp download zip diyerek indirebilirsiniz. Ben bunları indirdim zaten. Bunları indirip açıyorsunuz zipli dosyayı. Sonra bunların içerisinde bakın şu 3 dosyayı kullanacağız. Zaten şunu hallettik. Config dosyamızı hallettik. Şimdi obj names isimli dosya aslında bizim obje isimlerimizi, nesne isimlerimizi barındırıyor. Bunu edit with notepad ile açtığımızda hali hazırda bu dosya işte bu örnekte fil gibi, zürafa gibi örnekler yapmış. Fakat biz domates ve çilek örneğini kullanacağımız için bizim önceden classes isimli bir dosyamız vardı hatırlarsanız. Buradan Ctrl C ile bu ikisini alıp buraya yapıştırıyorum. Ve bunu bu şekilde kaydediyorum. Yani obj.names isimli dosyamız bizim sadece iki nesne içeriyor. Şimdi bunu kapattım. Onu da kapatıyorum. obj.names'i hallettik. Şimdi obj.data isimli dosyayı da sağ tıklayıp yine edit notepad ile açıyorum. Burada bizim class sayımız 5 değil 2. Ve bizim aslında burada bir yeri daha değiştirmeyeceğim ama bu şekilde bakın
datamızın nerede olduğu, object names'in nerede olduğunu belirtiyor. Bir de YOLO versiyon 3'ün içerisinde backup diye bir klasör daha açmamız gerekiyor. Bu şunun için, RAID'leri yükledikçe bu backup, yani yedek içerisine yükleyecek. Her 1000 adımdan sonra bu yüklemeyi yapacak. O yüzden bu backup'ı da yapmamız gerekiyor. Fakat burada önemli olan classes bizde 2 tane olduğu için. Bunu da bu şekilde kaydediyorum. Şimdi bunu kapatıyorum. Bu iki dosyayı biraz sonra Generate Train isimli pay dosyasında kullanacağım. Onu da train.txt dosyasını oluşturmak için kullanacağım. Şimdi şu iki dosyayı alıp benim drive'ıma alacağım. Drive'ım neredeydi benim? Drive'ı açayım. Drive'ı açtıktan sonra tekrar bu dosyaya gelip bu iki dosyayı buraya alıyorum. Şimdi drive'ımda bunları buraya yükledikten sonra bir işlem daha yapacağım. Object.data ve object.names geldi. Şimdi drive'ıma tekrar çıkıyorum ve drive'ımda sağ tıklayarak şöyle boş bir alana tekrar bir klasör açıyorum ve backup diye bir klasör daha açıyorum. Oluştur diyorum. Neden? Çünkü tekrar vurgulayalım. Burada bakın obj.data isimli dosyayı açtığımızda bizim YOLO versiyon 3'ün içerisinde backup dosyasının olması gerekiyor. Şimdi orada bir hata yaptık, onu düzeltelim hemen. Evet, backup dosyamızı alıyorum. Şuradan bunu alıp YOLO versiyon 3'ün içerisine atıyorum. Gördüğünüz gibi YOLO versiyon 3 klasörümüzün içerisinde backup isimli dosyayı oluşturduk. Şimdi bir sonraki adımda bunları buluta aktaracağız. Şimdi az önce yüklediğimiz obj.names ve obj.data isimli dosyaları bu sefer buluta aktaracağız data klasörünün altına. O yüzden şu kısmı notebook'ta çalıştıracağız. Bu kısmı çalıştırdığımızda şimdi o kopyalama işlemi yapılıyor. Evet, bu kopyalama işlemi yapıldıktan sonra data klasörümüzün içerisinde bu dosyaların yerleştirilmiş olması gerekiyor. Onu burada kontrol edebiliriz. Data klasörümüzün olduğu yerde. Evet, şurayı yenileyerek bakalım. Evet, gördüğünüz gibi yenilediğimizde data klasörünün içerisine bu iki dosya geldi. Şimdi bir sonraki adımda da bu train.txt dosyasını oluşturmamız gerekiyor. Bunun için burada önerilen yöntemi kullanacağım. Az önce GitHub'tan indirdiğimiz şu Generate Train isimli dosyayı yine bizim klasörümüze indireceğiz. Drive'ımıza indireceğiz. Onun için evet, drive'ı açtık. Şu anda bu drive'a Generate Train isimli dosyayı kopyalıyorum. Şu anda bu benim drive'ım. Drive'ımın içerisinde Generate Train.py dosyası var. Bu hali hazırda buradayken bu train.py dosyasını buradan yine buluta kopyalamak için bu satırı çalıştırıyorum. Evet, yine bunu da içeri almış olduk. İçeri geldiğinden sonra biz bir sonraki adımda bunu Python'dan çalıştırarak train.txt dosyasını çalıştırabiliriz. Evet, bu dosya çalıştı. Peki acaba dosyamız oluştu mu? Onu kontrol etmek için de şuraya tıklayarak bunu görebiliriz. Evet, train.txt dosyası da oluştu. Bu train.txt dosyasını açtığımızda şunun gibi bir dosya olması gerekiyor. Evet, bu aşamadan sonra pre-trained weights, yani önceden yüklenmiş ağırlıkları yine kullanmak üzere yükleyeceğiz, upload edeceğiz. O yüzden de şu adımı da çalıştırmamız gerekiyor, step 4'te bulunan. Bu adımı da yükledikten sonra, evet, onun da yüklenmesini bekleyelim. Şimdi bütün bu adımları tamamladıktan sonra artık kendi nesnemizin detektörünü oluşturmak için, weight'leri oluşturmak için bir adım daha ileri ilerleyebiliriz. Evet, şimdi bütün gerekli dosyaları temin ettikten sonra artık kendi özel nesnemizi tanımak için train, yani eğitim yapabiliriz. Fakat burada eğitime başlarken bu uzun bir süreç alıyor, uzun bir zaman alıyor. Dolayısıyla notebook'un bizi dışarı atmasını engellemek için burada bize bir fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonu burada kopyalayıp, Ctrl-C ile kopyalayıp, Ctrl-Shift ve I'ya basıyoruz. Ctrl-Shift ve I'ya basarak konsolumuza geçiyoruz. Burada eğer elements kısmına geçerse veya başka bir yerdeyse konsola geçiyorsunuz. Yukarıdan konsola tıklıyorsunuz. Ve burada bu kısmı Ctrl-V ile yapıştırıp Enter'a basıyorsunuz.
Bu bize şunu sağlıyor. Biz işte her yarım saatte ya da bir saatte bir şey tarafından, notebook tarafından dışarı atılmıyoruz. Peki bunu da yaptıktan sonra artık her şeyimiz tamamsa Train Your Custom Detector denilen kısmı notebook'ta çalıştırarak eğitime başlayabiliriz. Burada neler var? Detektör komutu var, train komutu var. Obj.data isimli klasörümüzü datanın klasörün içindeydi. Config dosyamız da yine CFG'nin içindeydi. Darknet'imizde yüklemiştik. Don't show'la kastettiğimizde bize sürekli mesaj göstermesini istemiyoruz. Bunu şimdi başlatıyoruz. Evet, CUDA version diye başlayıp eğer yüklemeye başladıysa şimdi bakın şu anda training başladı. Her seferinde adım adım ilerleyecek. Bu çok uzun zaman alabilir. Bizim örneğimizde 300'er taneden olmak üzere 2 tane nesneyi eğiteceğiz. Yani bu saatler alabilir. O yüzden ben şimdi videoyu burada durduracağım. Ve sonucunda bize bir weight, yani ağırlıkları, bakın ikinci adıma geçti. Şu anda birinci adım, ikinci adım diye geçiyor. Ve her seferinde de loss değerini verecek. Evet, bu ağırlıkları oluşturacak bize ve yaklaşık 1000 adım sonra loss, yani kaybı belli bir değerin altına düştükten sonra biz bu weight'leri, yani ağırlıkları, bakın şurada loss değeri geçiyor. O çalışmaya devam ediyor şu anda. O loss değerinin belli bir değerin altına, işte 5'in altına, 10'un altına ya da 1'in altına düştüğü zaman biz bunu kullanabileceğiz. Şimdilik ben kaydı durduruyorum. Evet, eğitim işlemi, training işlemi uzun bir süredir devam ediyor. 3-4 saat civarında devam etti. Bir yerden sonra aslında ben 1'in altına düşmesini bekliyordum loss değerinin. Fakat ilginç bir şekilde 1'in altına düşmedi. Dolayısıyla ben bunu bu şekilde durduracağım. Ve size oluşan weight'lerin yüklendiği yerde son durumunu göstereceğim. Ondan önce burada bizim yüklediğimiz değerlere bakarsak, yani şu anda eğitim sürecinde 1775 adım gerçekleşmiş. İşte 1.7'lerde, 1.6'larda loss değeri. Dolayısıyla bu 1'in altına inmesini bekliyordum ama bir yerden sonra 1'in altına inmediği gibi biraz yukarı da çıkmaya başladı. O yüzden bu ilginç bir durum. Şimdi burada bizim drive'ımızda YOLO versiyon 3 klasörün içinde backup diye bir klasör açmıştık hatırlarsanız. Bu backup klasörün içinde bu weight'leri kaydediyor. Şimdi 1000 weight'i geçince bir kayıt yapıyor. Bir de her 100 adet weight olunca bu weight'leri last weight adında kaydediyor. Dolayısıyla en son bu saatte last weight kaydetmiş. Yani 1700, her 100 adette bir kayıt yaptığı için 1700'üncü de yapmış bu kaydı. Şimdi bu weight'leri kullanarak bir tahmin yapacağız. Bu weight dosyasını kullanacağız. Ondan da önce Drive'da Images isimli bir klasöre internetten bulduğumuz çilek ve domates resimlerini yükledik. Mesela meyveler diye bir resim var. Bunu biraz sonra tahmin yapmak için kullanacağız. Bir adım daha yapmamız gerekiyor kendi nesne tanıma işlemimizi yapmak için. İlk başta hatırlarsanız batch ve subdivision değerlerini değiştirmiştik config dosyasında. Bunları eski hallerine geri döndürmek için şu satırı çalıştırmamız gerekiyor. Şu anda sistem meşgul diyor. Onu durdurmak için evet, yürütmeyi kes diyelim. Yürütmeyi durdursun. Evet, şu anda normal halimize geri döndük. Şurası görünüyor şu anda. Evet, bu batch subdivision değerlerini eski hallerine geri döndürmek için burayı çalıştırıyoruz ve bu işlem gerçekleşti. Şimdi bu noktada artık kendi custom detektörümüzü kullanacağız. Yani kendi özel nesne tanıma değerlerimizi bulmaya çalışacağız. Bunun için az önce size gösterdiğim bu drive'ımdaki YOLO versiyon 3'ün içerisindeki backup klasörünün içindeki last weight, en son yüklenen weight'leri kullanacak. Burada gördüğünüz gibi o klasörde, bu klasörde YOLO 3 custom last weight'leri kullanıyor.
Ve size az önce gösterdiğim Images klasöründeki meyveler JPEG isimli ve meyveler.jpg isimli resmi nesne tanıma için kullanacağız. Tabii ki bizim yine custom JPEG config dosyamızı kullanacağız. Yine obje.data dosyamızı kullanacağız. Bir de burada threshold %30 0.3 veriyoruz. Yani eğer eşik değeri %30'un üstündeyse bu nesneyi bize tanımladığını gösterecek. Buraya şimdi çalıştırarak bakalım prediction yani tahminimiz ne şekilde olacak bu meyveler.jpg isimli dosyada. Evet, burada gördüğünüz gibi başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer meyveler var. Bunların içerisinde strawberry yani çileği ayırt etti. Burada bunu görmekten mutlu olduk. Çünkü bütün bu beklememize değdi. Başka resimler için de deneyelim. Başka ne resimler var klasörümüzde? Images isimli klasörümüzde. Meyvelerden sonra sebzeler var. Sebzeleri deneyelim bir de. Meyveler.jpg yerine sebzeler diyelim. Şimdi bunu çalıştıralım. Sebzeler, evet. Bunu çalıştırdığımızda da yine çalışıyor. Aşağıda bize sebzeler isimli resmi gösterecek. Bakın burada, evet, burada bir hatalı bir durum var. Çileği tanıdı, çileği güzel tanıdı. Fakat domates, bir tane doğru domatesi doğru tanımlamakla beraber portakalı veya işte diğer kavun gibi ürünleri de veya limonu da domates diye tanımladı. Burada da programın bir hatasını tespit etmiş olduk. Yani burada aslında eşik değerimizin de üstünde değerler var. Bunları domates olarak tanımladı. Çileği iyi tanımasına rağmen domatesi çok iyi tanıyamadı. Diğer resimlerimizi de deneyelim. Bir domates JPEG var, bir de çilek nokta JPEG var. Bunları deneyelim şimdi. Evet. Çilek nokta JPEG isimli resmi. Çileği iyi tanıyor diyebiliriz. Bunu iyi tanıyacağını ümit ediyorum. Evet. Çilek resmini. Evet, bunları tanıdı. Strawberry olarak bunları tanıdı. Hepsini de tanıdı. Bir de domates isimli domates.jpg isimli dosyamız vardı. Onu da tanıtalım. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Bunları predictions.jpg diye bir dosyaya yüklüyor bu arada. Predictions, evet, domatesi, bu sadece domatesin olduğu bu resimde tanıdı. Bunda da sevindirici bir sonuç aldık. Şimdi son olarak predictions.jpg isimli dosyayı oluşturuyor. Fakat biz bu dosyaya ulaşmak istiyorsak bunu lokal makine, yani kendi yerel makinemize nasıl indirebiliriz? Bu komut satırını, yani download predictions.jpg komutunu yazarak yapabiliriz. Şimdi bunu çalıştırıyorum. En son bulduğumuz resim predictions.jpg resmini buraya indirdi. Gördüğünüz gibi bilgisayarımıza inmiş oldu indirilenler dosyasında. Predictions dosyasını açıyorum. Gördüğünüz gibi en son yüklediğimiz domates resmini burada görebiliyoruz. Bu tahmin yaptığı domatesler.